Merhabalar arkadaşlar. Yazılım hocanız YouTube kanalı için hazırladığım bu videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle PHP'de cookie kullanımını göreceğiz arkadaşlar. Cookie de ekleme, silme olaylarını. İlk önce sayfamızı hazırlayalım. Şu dosyanın ben kısa yolunu alayım. Nereye gittin sen? Bir dahaki saat uğraşmayalım aramayla. Sayfamız varmış. Bunu bir klasör içerisine alalım. Çerezlerim isminde bir klasör olsun. Bunu da içine atalım. Şu sayfamızı kapatalım. Çerezlerim. Şimdi arkadaşlar PHP'de cookie kullanırken cookie kullanımı bu şekilde, yani genel olayı budur. Oluştururken bunu kullanıyorsunuz ve silerken bunu oluşturuyorsunuz. Aslında cookie çok kolay bir mantık. Sadece olayı yürüteceğiniz, yapacağınız olayı kafanızda oluşturursanız gerisi zaten kendi kendine oluşuyor. Şimdi ben bir cookie yaratacağım. Bu cookie yaratırken ilk önce buna bir isim ataması yapıyorum. İsim atamasından kastım, ben bu cookie'yi başka bir yerde kullandım mı bu isimden çağıracağım. Mesela genel bir isim oluşturalım. Genel yazalım hatta, daha doğrusu. Şöyle bir genel diye bir isim verelim. İkinci parametre olarak biz buna değer ataması yapıyoruz. Değer ataması yaparken de genel içerisinde merhaba dünya yazsın. Merhaba dünya diye değerim var. Üçüncü parametre olarak zaman parametresini alıyor. Ben şu anlık zaman parametresini eklemeyeceğim. Peki bu nasıl çalışıyor? Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Herhangi bir şey gözükmedi. Aslında burada genel isminde şu an bir cookie oluştu. Fakat ekranda göstermiyor bunu. Ekranda göstermesi için de echo dolar alt dire cookie deyip oluşturduğunuz cookie'nin ismini buraya giriyorsunuz. Ben genel diye bir cookie oluşturmuştum. Bunu yazdığımda şöyle baktığımda merhaba dünya diye bana bir cookie yarattı. Peki bu cookie ne oluyor, yani amaç ne bunda? Bu cookie ile siz kişinin, yani kendi sitenize giren adamın istediğiniz bilgilerini, kullanıcı adı olur, genelde şifre olur, bunları tarayıcıda saklıyorsunuz veya sanal sepet oluşturacaksınız. Sanal sepet oluşturduğunuzda kullanıcı sepetinize ürün attı. Bunları bir gün boyunca sepetinizde tutmanıza yarar ve kullanıcı bir gün sonra hala sepette alışveriş yapmamışsa sepetteki ürünleri silersiniz. Bunun gibi vesaire şeyler. Şimdi ben bu Merhaba Dünya ismindeki çerezi şu şekilde durdu mu silinmez. Ben bunu ne kadar göstermek istiyorsam sonuna time yazarım. Yani time derken şu parametre şu an benim olan zamanımı 19.47 saniyesiyle birlikte veriyor. 19.47, 31, 32. Şu an şu time'ı yazdığımda bana şu değeri geri döndürüyor. Yani şu an olan saati. Time yazıyorum artı 10 saniyelik bir, 10 saniye fazla olur, 5 saniyelik bir çerez yarat. Adı da genel olsun diyorum. Aslında bunu burada basmam da daha doğrusu değil. Şöyle bir şey yapalım. Biz böyle bir çerez oluşturalım. İkinci bir sayfa yaratalım. İkinci sayfamda şunu alıp kopyalayalım. Çerez PHP sayfası olsun. Bu sayfada ben PHP'de cookie'yi ekrana bastırıyorum. Sayfam olsun bu da. Burada echo dolar cookie, çerezimizin adı neydi? Genel ismindeki çerezim. Peki bu çerez artık burada gözükmeyecek. Aslında 5 saniyelik bir çerez yaratıldı. Şu an ekrana çerezlerim sayfasını, indeks sayfasında göstermediğim için orada göstermeyecek. Şu an sayfa yenilediğimde tanımsız bir genel isminde bir hata verdi. 13. satırda gidelim bakalım.
Evet, tam burada vermiş. Genel isminde bir cookie yok falan. Yani bunun başına gidip de dolar yazıp hatayı bastırmaya çalışmayın. Neden diye soracak. Hata gitti. Hata gitti fakat normalde burada bir çerez vardı. Ben bu çerezi 5 saniyelik bir çerez oluşturduğum için 5. saniyeden sonra bu çerez gözükmüyor. Artık böyle bir çerez yok. Şimdi anında bir geçiş yaparsak burayı yeniledim. Diğer sayfaya gittim. Yenilediğimde Merhaba Dünya isminde çerezin olduğunu gördünüz. Şimdi ben bu sayfada 5 saniye şu an geçmiştir. Yenilediğimde çerez gitti. Çünkü 5 saniyelik bir çerez yaratmıştım. Ben buraya gelir 3600 dersem bu 1 saate tekabül ediyordu herhalde. 1 saatlik bir çerez yarattım. Ben bunu şurada bir kere yenileyim sayfayı. Diğer sayfaya gittiğimde yani çerez.php sayfasına gidip bir kere yenilediğimde bu çerez burada istediğim kadar yenileyim. 1 saat boyunca silinmeyecek. Yani saat 20.50'yi gösterene kadar bu çerez burada durmuş olacak. Silinmeyecek. Şöyle bir şey yapalım. Bir link koyalım hatta oraya. Echo diye PHP kullanıyoruz. Bari PHP ile yazalım kodlarımızı. Çerez.php sayfasına gitsin. Çerez var mı olsun bu da? Çerez var mı diyor. Bakalım çerez var mıymış? Çerez varmış. Şimdi ben burada bir saat gitmeyecek dedim. Bu çerez burada bir saat boyunca duracak. Eğer kendi oluşturduğunuz sitede öyle bir koşul Cortana sizin koşulunuza uymazsa bu çerez bunu sildirebilirsiniz de. Çerez sayfasına gidelim. Burada tekrardan bir cookie oluşturalım. Cookie oluşturmadan kastım burada aslında olan çerezi sileceğiz. Benim çerezimin ismi neydi? Geneldi. İkinci değer olarak burada normal bir değer veriyorduk. Ben bu değeri silerken vermiyorum. İçerisine zaten silinecek yani değer olmasına gerek yok. Silerken peki ne yapıyoruz? Time'ı tekrardan yazıyoruz. Olan zamanı şu an olan zaman 19.51. Ben geçmiş bir zaman göstereceğim. Yani bir saat öncesini gösteriyorum. Diyorum ki bir saat öncesine git. Yani olmayan bir saate gittiği için çerez otomatikman siliniyor. Şöyle yapalım. Bu şu an bu çerez bir saat durması gerekiyordu burada. Gördüğünüz gibi yenilemeden sonra çerez silindi. Bu çerez artık burada yok. Şöyle yapalım. Burada 20 saniyelik şöyle bakalım. Tam 19.52 olduğunda 20 saniyelik bir çerez oluşturayım. Merhaba dünya diye. Pardon, tabii biz burada çerezi sildiriyorduk. O yüzden çerez gitti ekrandan. Normalde 20 saniye durması gerekiyor. Ben çerez varmaya tıkladığımda 20 saniye boyunca bu çerez burada duracak. 21, 22, 23, 20 saniye boyunca durmaya devam edecek. Ben şu an sayfayı yeniliyorum. Durmaya devam ediyor. Devam ediyor. 20 saniye olunca otomatikman bu çerez silindi. Gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 20 saniyelik bir çerezdi. Peki 20 saniye dolmadan nasıl sileceğim? Tekrardan ona bakalım. Şurada kodumuzu geri getirelim. Genel cookiesine diyorum. İçerisine boş bir değer ata. Zaten silineceği için içerisine bir değer olmasına gerek yok. Olan bir zamandan geriye git diyorum ben. Şu an şöyle yapalım. Yenileyelim bir kere sayfayı. Çerez var mı sayfasına git diyorum. Şu an çerez olduğu gibi duruyor. Yenilemeden sonra çerez gitti. Çünkü ben bu sayfada çerezi ekranında gösteriyorum. Fakat çerezi sildirmek istiyorum sonradan. Öyle bir koşulu yazarım ki bu koşula uymuyorsa bu çerezi sil. O koşuldan sonra o çerez gitmiş olur. Şöyle bir şey daha yapalım. İsim çerezim olsun. Bu sayfada gidip çok yanlış yere koydum. Benim adım Mustafa olsun. 20 saniyelik bir çerez olsun. Burada yaş çerezi olsun. Yaş çerezim. Benim yaşım
18 olsun bu da. Bunun saniyesi de ya 10 saniyelik bir çerez olsun bu da. Bu da doğum tarihi diyelim. Doğum çerezi hatta. Doğum tarihi biraz. Doğum çerezim. Bunda da 1990 kaç oluyor? Bilmiyorum. 98 yazalım. Kaç saniyelik bir çerez olsun varsayıyorum. 5 saniyelik bir çerez olsun bu da. Ben bunları bir sonraki sayfada, yani bu sayfada göstermek istiyorum. Şuraya sonlarına bere atıp isim çerezim, yaş çerezim, doğum çerezim olarak ekranı. Şimdi ben bu sayfayı bir kere açtığımda benim adım Mustafa, benim yaşım 18, 1998 olarak 3 tane çerez yaratacak. İsim olan çerez 20 saniyelik bir çerez olacak. Yaş olan çerez 10 saniyelik bir çerez. Doğum tarihini taşıyan çerez ise 5 saniyelik bir çerez olacak. Başlatalım sayfayı. Şimdi gidiyorum, yenilemeye başlıyorum. 5 saniyede doğum tarihim gidecek. Gitti gördüğünüz gibi. Sonradan 10 saniye sonra yaş olan çerez gidecek. Gördüğünüz gibi o da gitti. 20 saniye dolunca da benim adım Mustafa olan, ismimi gösteren çerez kaybolacak. Yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi 3 çerez de gitti. Peki son olarak şu çerezi 5 saniye sonra değil de nasıl sildirelim? Başka bir sayfa olsun. Çerezimi sil. Güzel oldu, çerezimi sil. Çerezleri sil sayfası olsun bu da. Bu sayfada ne yapıyorduk biz? Daha doğrusu aslında cookie set cookie, tekrardan bir cookie oluşturuyoruz. İsmi isim çerezim olacak. İlk olarak bunun için yapıyorum. İçindeki değeri boş olacak. Ve diyorum ki olan zamandan bir saat geriyi göster. İsterse 2 saat geriyi göstersin. Yani geçmiş bir zamanı gösterdiği için geçmiş geçmişte kalmıştır. Doğum çerezim, bunu da gösterdim. İçleri boş. Şimdi çerezleri gösterdiğim sayfada şöyle bir şey yapıp çerezleri sil diye. El alışkanlığı olmuş. İlk kapatıp sonra yazıyorum. Şöyle yapalım. Çerezleri sil.php. Normalde evet arkadaşlar, şimdi çalıştıralım bu kodu. Normalde 5 saniyelik, 10 saniyelik ve 20 saniyelik çerezleri sil sayfasına gidiyorum. Geri geldiğimde yeniledim. Tüm çerezler yok oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çerezlere gittim. Geriye geldim. Çerezler yok oldu. Normalde 20 saniyelik çerez, 10 saniyelik ve 5 saniyelikti. Öyle silinmesi gerekiyordu. Fakat ben dedim ki çerezleri sil sayfasına gittiğinde dedim, bu 3 çerez de yok et. Bu sayede yok etmiş oldu. Şöyle bir şey daha göstereyim. Ben dizi gönderebilir miyim peki cookie'lerde? Tabii ki gönderebilirsiniz. Şöyle yapalım. Bir önceki dersimizi izlediyseniz mevsimler adında bir dizi oluşturmuştuk. Array kullanımlarını görmüştük orada. Mevsimler yapalım. Ne koyalım mesela? Armut, karpuz, kivi, kavun olsun bu da. Böyle bir dizim var. Ben buna saniye belirtsem mi? Saniye belirtelim, neyse. Bir saatlik bir hadi 50 saniyelik bir çerez olsun. Peki şöyle bir şey yapalım. Meyveler isminde bir cookie olsun bu da. Gidelim buraya. Meyveler olsun. Şu anlık şunu göstermeyelim. Meyveler ismindeki cookie'yi bana göster diyorum. Peki ben burada değer olarak ne göndereceğim? Direkt mevsimleri göndersem. Ya mevsimler yazdım. Çok garip şey yapıyorum. Şu an daha yeni farkına vardım arkadaşlar. Siz izleyenler zaten anlamışsınızdır. Mevsimler deyip meyveler yazan ilk benimdir herhalde. Meyveler yazalım.
Ben buraya meyveleri göndereyim. Burada ne yaptım? Meyveler yazmışım. Doğruyu da yazmışım aslında. Yani ben şu an bir array ataması yaptım cookie'ye. Bakalım bize ne geri döndürecek. Set cookie diyor. İki tane parametre gönderiyorsun diyor array tipinde. Kabul etmiyor. Ne oldu? Niye kabul etmiyorsun? Çerez var mı? Göstermiyor da bir şey. Allah Allah. Şöyle yapalım. Yani bu cookie'lerde array gönderirken serialize yani kelime olarak harfe dönüştürüp gönderiyor. Kelimeyi dönüştürüp gönderiyor. Şöyle bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi hatayı bastırdık. Bir sonraki sayfaya gittiğimizde bize indi sayılarıyla birlikte yani harf sayılarıyla birlikte gösterdi bu sefer. Yani diziyi gönderdik o bir tarafa. Peki ekrana basarken yani bu şekilde basmasını istemiyorum. Daha düzgün bir şekilde bassın. Tabii bir önceki dersi izleyen arkadaşlar bilirler. Şunu alalım. Bizim tüm işimiz yani diziyi tutan cookie bu. Biz bunu buradan alalım. Bir for each açalım. Yani bu olan diziyi parçalayalım. Şunu yapsam ve içerisine dolar key'ini göstersin. Key'ini gösterdikten sonra bize bir de içerisine tuttuğu değeri göstersin. Bir bakalım arkadaşlar ne gösterecek. Diyor ki supplement diyor argüman. Tanımsız hani değişken bir değer var diyor burada. Yani karakteri ben for each'e attığım için karakteri diyor ben diyor döndüremiyorum diyor. For each'te. Peki biz bunu karakterden çıkartıp ilk haline nasıl döndeririz? Unserialize var bu sefer arkadaşlar. Bunu yaparak ilk haline yani dizi haline geri dönüştürüyoruz biz bunu. Yani çerezi atmadan önceki şu çereze gelmeden önceki hali yani şu haline geri döndürdük biz bunu. Şu şekilde yaptığımda tekrardan bir yeniliyorum. Tabii ki çok güzel bir şey söyledi. 50 saniyelik bir çerezdi. Biz 2 saat oyalandık. Şöyle bir yenileyelim. Tekrardan gönderelim. Gördüğünüz gibi sıfırda armut. Hatta şöyle de bir bere çakarsak sonra. Sıfırda armut, bir de karpuz, iki de kivi, üç de kavun olarak bize gösterdi. Çok güzel yaptı aslında. Bu 50 saniye sonra arkadaşlar bu dizi de yok olmuş olacak sonuçta. 50 saniyelik bir dizi yarattık biz burada. Biz bu dizi çerezini sildirmek istiyorsak aynı şekilde şurada meyveler yazıp tabii şunu da ekrana bastırırsak şuradaki linkimizi çerezleri sil diyoruz. Geldiğimizde bize meyveler yani böyle bir şeyin olmadığını zaten söylüyor. Silinmiş oldu. For each'te de zaten bir şey gönderdiğimizi fakat dizi olmadığını söylüyor. Gönderdik tekrardan gönder. Peki şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben bu index sayfasında birkaç meyve daha ekleyeyim ben buna. Şimdi meyve de gelmez aklıma. Muz olsun. Daha ne olsun? Bir şey daha. Neyse hayvan yazacağım ya. Aslan yazalım. Meyveler yazdık ama. Arkadaşlar yenilediğimde gördüğünüz gibi gelmiyor. Çünkü ben cookie'de ilk değer ataması yaptığımda oluşturduğum cookie'nin içerisinde bu değerler vardı. 3'te kavun yani bu 50 saniye boyunca bu kalacak. Peki ben bir geri sayfaya gidip bir kere yenilediğimde aynı sayfaya tekrardan gittiğimde bu sefer son eklediğim veriler de gelecek. Şu an tekrardan bir çerez oluşurdu aynı isimde. Fakat değerleri bu sefer bunlar olan bir çerez oluşturdu. Meyveler isminde bir çerez. Değeri, valüsü bu. Duracağı zaman ise şu anki zamandan 50 saniye sonrasına kadar bu çerezi tarayıcımızda saklı tutacak. Çerez konusu bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu kenarda bulunan butona basarak beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Konuşmayı da beceremedim son anda. Herkese kolay gelsin.